Arkadaşlar merhabalar. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Neden? Çünkü artık yeni bir Jiu-Jitsu dünya şampiyonumuz var Türkiye'den. Yiğit Hanay kardeşimiz Nogi Worlds'de IBJJF'de altın madalya aldı. Altın madalya almasıyla beraber bir de podyumda siyah kemerini de aldı. Yeni siyah kemerle. Kendisini arkadaşlar kutluyoruz. İnanılmaz bir şey. Ne kadar güzel bir başarı, ne kadar güzel bir gün kendisi için. Şimdi tabii şu da var. Jujutsu'yu yapan arkadaşlar, bu işe ilgilenen arkadaşlar bu olayın zaten ne kadar güzel, ne kadar büyük bir şey olduğunu biliyorlardır. Bazı arkadaşlar ama bu sporları yeni olabilir, daha yeni ilgi duymaya başlamış olabilir. Ve zaten biliyorsunuz benim kanalıma üye olan arkadaşlarla beraber bizim bu hani Ahmet Mehmet dünya Turnu turnuvasında dünya şampiyonluğu almış falan böyle şeyimiz var ya. ...bazı çekincelerimiz var vesaire. Çünkü bana bazen siz yazıyorsunuz... ...ya kardeşim herkes de dünya şampiyonu ya falan gibisinden... ...haklısınız bu arada, haklısınız. Gerçekten de öyle Türkiye'de. E, maalesef Türkiye'de böyle çok iyi, çok sağlam arkadaşlar... ...yeterince iyi görmeyip... ...böyle bağlantıları olan arkadaşlar... ...veya biraz daha çakma olan arkadaşlar falan da... ...çok ilgi görebildiği için... ...biraz bazı konularda açıklama yapmakta fayda var. Şimdi bir kere... Yiğit kardeşimizin kazandığı dünya şampiyonluğu hakikaten sağlam bir dünya şampiyonluğu mudur? Hakikaten de sağlam bir dünya şampiyonluğudur arkadaşlar. Bakın Jiu-Jitsu dünyasında tamam mı? Belirli organizasyonlar var. IBJJF var, AJP var, Abu Dhabi World Pro vesaire. Bunun altında başka şeyler var ama bu ikisi genelde en ünlü iki tane Jiu-Jitsu turnuvasıdır. IBJJF hatta Abu Dhabi World Pro AJP'den daha da ünlüdür. Çok büyük turnuva. Bunu diyebilirim. Yani hakikaten Nogi'yi veya gi IBJJF World'u kazanan adam dünya şampiyonudur kardeş. Tamam. Öyle şey falan değil yani. Öyle Ahmet Mehmet abi turnuvasında iki kişinin katıldığı falan değil yani. Bunlar çok büyük turnuvalar. Kendi ispat etmek isteyen insanların oraya gidip yani mesela hani dedi ki ADCC çok büyük. İnsanlar işte bu tarz turnuvalara gidip kendi göstermeye çalışıyorlar falan ki daha sonra ADCC'ye girebilirsinler. Anlatabildim mi? Zaten Yiğit Hanay'ın eğer geçmişine bakacak olursanız bundan önce bir de Avrupa şampiyonu var ki IBJJF'in European şampiyonlukları da yine çok büyük turnuvalardır. Ondan önce ADCC Trials'a da zaten üçüncülüğü var. Yani düşünün yani birinci olsa belki ADCC'ye girecekti bu adam. O yüzden yani bu gerçekten büyük başarı kendisi de gayet başarılı bir atlet. Çok güzel. Şunu diyen olabilir tabii. Yine ben baştan hemen yani savunmasını yapmak istiyorum. Şimdi çünkü benim de başıma geldi. Ya ama işte iken ya. Kahverengi falan filan. E o zaman Luke Griffith falan onları saymayalım mı? Luke Griffith de daha yeni gitti işte kahverengiyken aldı. Adam siyah alması ABCF kurallarına göre uygun değil. E, o da girdi. Dağıt tergizi e, kahverengi kemerde dünya şampiyonu oldu. Ama herkes biliyor onun ne mal olduğunu yani. Ne mal olduğundan kastım. Siyahları miyahları yer yani. Yiğit Anay öyle. Kahverengi aldı çünkü şu anda kahverengi kemerde siyah aldı. Siyah da, e, ileride göreceğiz. Ama yani çünkü benim başıma neden şöyle geldi diyorum ya size. Ab, ben de AJP'de, Abu Dhabi World Pro'da e, altın madalya aldığım zaman bana böyle işte burada çek, burada derken e, Çin'deyken işte bazı ufak bir kesim çekemeyen insanlar oluyordu vesaire, laf sokmaya falan çalışıyorlar. Ya ama işte siyah kemerken değil falan filan gibisinden. Benim hatta ben biraz üzülmüştüm bana böyle dendiği için gittim Hafa Mendes'e sordum. Hafa Mendes dedi ki, kardeşim dedi sen hak etmediğin bir kenar hileli mi girdin o şeye siklete? Hayır. O zaman dedi gayet de dünya şampiyonu dedi, tebrikler dedi. Hafa Mendes böyle dedikten sonra herkes halt yemiş affedersiniz yani. Herkes halt yemiş, kaka yemiş yani. O yüzden Yiğit Anay kavrayın kemerde bile olsa dünya şampiyonu olması inanılmaz bir şey. Ve şunu soracak olursanız ya Yiğit Anay... Siyah kemerde iş yapar mı? Yapar. Çok da iyi iş yapar. Yani onu bazı siyah kemerlerin önüne atsanız şu anda e, gayet de iyi iş yapar yani. Siz bakmayın. Ve ben o yüzden zaten kendisini ileride de çok takip etmek istiyorum. Bakalım siyah kemerde neler yapacak. Eminim ki çok iyi şeyler de yapabilecektir. Bakın hiç belli olmaz. Yiğit ve e, kardeşi Özgür'dü sanırsam değil mi? Ya, e, yanlış söylemeyeyim. Evet Özgür Hanay. Bu ikisini arkadaşlar yani takip etmenizi öneririm. Bakın ben size kanalda falan diyorum. Bana kanalda... E, salon tavsiyesi pek sormayın Ben salon tavsiyesi konusunda cevap veremem. Ama bana böyle birebir soran arkadaşlar falan benim arada bu arkadaşların akademisi olan Submissions Only hakkında ben bayağı iyi şeyler duydum. Oraya girip deneyebilirsiniz. Dediğimi birkaç kez hatırlıyorum. Çünkü gerçekten de kendileri haklarında ben daha önce bayağı iyi şeyler duydum. Ve kendileriyle hiç idman yapmamış, birebir tanışmamış olsam da sağlam inandığım arkadaşların kendisi hakkında verdiği yorumlara baz alarak gerçekten de yani onların gayet sağlam bir salon olacağını falan iyi bir eğitim alabileceğinizi orada söyleyebilirim. Şimdi ben dediğim gibi kendileriyle maalesef böyle birebir konuşma, tanışma, idman yapma şansım hiç olmadı. Yaşım da belli oluyor artık. <laughs> ben Türkiye'deyken daha bu arkadaşlar ortada yoktu. Şimdi o artık genç arkadaşlar yavaş yavaş büyüyorlar, kendilerini geliştiriyorlar falan. Dediğim gibi idman yapma şansım olmadı. Fakat internette falan konuşmayı, tanışmayı istiyorum. Hatta bir mesaj attım. Eğer geri dönerse onunla beraber böyle ufak bir röportaj tarzı bir şey de yapalım. Birkaç soru soralım diye de istiyorum açıkçası. Ne alan söyleyeyim. İnternette kendisi hakkında biraz yazılara falan baktığınız zaman böyle bir article var mesela. Kendisi de paylaşmış daha önceden. İşte Türkiye'deki iyi, iyi salonlardan bir tanesi işte vesaire. Böyle bacak kilidi hakkında çok e, iyiler. O konuda uzmanlaşıyorlar falan demişler ama onu diyen arkadaşlar halt yemiş yani. Ben kendi videolarını falan bazı dövüş idman videolarına falan baktım. Adam bir kere güreşi çok iyi. Yani arkaya alması falan filan, guard geçmesi falan da iyi. Sadece öyle hani internetten görüp giderseniz ya sadece leg lockçu falan demeyin alakası yok. Adamlar gerçekten çok iyi. hatta Ben Yiğit Anay'ın silah atarken filan tarzı şeylerini de gördüm, videolarını gördüm. Dedim o 10 numara harika yani. Tam benim kafamda adam. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Bu çok güzel bir başarı. Harika bir başarı. Yiğit Hanay, Özgür Hanay. Bu iki adama bakın arkadaşlar. Ve mümkünse imkanınız olduğu zaman da gidin salonuna falan bu adamlarla bir idman falan yapın. Gidin hemen üyeli kalın demiyorum bak. Ona siz karar verin. Sonra demeyin bana hocamla aramı bozdun falan filan diye ama... Gidin idman falan yapın, tanışın yani. Bu adamlar ben inanıyorum ki ileride çok iyi işler yapacaklardır arkadaşlar. Ya benim alandaki tecrübemi biliyorsunuz. Ya sonuçta bu One Championship'da UFC atletleriyle vesaire veya işte burada da yine Çin'de, Amerika'da zaten böyle bayağı tecrübesi olan bir adam olarak size şunu diyebilirim. Yani ben bu iki adamın da yani iki kardeşimizin de geleceğine e, ümitle bakıyorum. Güzel şeyler yapabileceğine inanıyorum yani. Onu ben size söyleyebilirim. Çok e, ikisini de tebrik ediyorum çok sevindim. Umarım bu videoda onların daha çok tanınması konusunda biraz faydalı olabilir. Dediğim gibi kendisine mesaj attım. Geri dönüş yaparsa onlarla artık bir video daha çekeriz diye ümit ediyorum. Öyle diyeyim size. Bu arada arkadaşlar yani takipçi arkadaşlar için de kusura bakmayın. Bugünlere biraz videolar yavaş geliyor olabilir. Ee, bazı sorunlar yaşıyorum diyeyim bugünlere. Üzerinden gelmeye çalıştım. Biraz da işle alakalı şeyler var. Ondan bir yavaşlama var. Ama ben hala buradayım. Gördüğünüz gibi yavaş da olsa video paylaşmaya falan devam ediyorum. E, dualarınızı esirgemeyin. E, birkaç şeyi hallettikten sonra ümit ediyorum ki tam hız e, geri dönebilirim. Teknik falan pek çekemedik. Onları falan yine boş bir zamanda çekeyim. Benden boyun egzersizi istemişsiniz. Onu çekeceğim kısa bir zamanda. Dediğim gibi yani arkadaşlar e, böyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar Desteğiniz için çok çok teşekkür ederim ee, videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, mesaj atmayı falan arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın abone olursanız çok sevinirim ayrıca katıl butonuna basan arkadaşlar olursa da e, yine onlara da destekleri için çok teşekkür ederim arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.